Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz yeni bir sağlık olsun programı ile karşınızdayız. Fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Hocam aramızdalar. Hocam tekrardan hoş geldiniz stüdyomuza ve programımıza. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz nasıl? İyisiniz çok inşallah. Çok şükür hocam. İyiyiz. Sağ olun. Sizleri sormalı. Elhamdülillah. Çok şükür. Hocam bugünkü konumuz bulaşıcı olmayan hastalıklar. Bize bulaşıcı olmayan hastalıklardan bahseder misiniz? Nelerdir? Ne tür çeşitleri vardır? Evet hocam. Evet sevgili hocam, bulaşıcı olmayan hastalıklar isminde, isminden de anlaşılacağı gibi kişiden kişiye herhangi bir yolla ya da bir bulaşma ortamı olmaksızın bir şekilde kendiliğinden aslında insanların kendilerine dikkat etmemelerinden doğan ya da genetik bazı aktarımlar vesilesiyle oluşan hastalıklar. Yani bulaşıcı olmayan hastalıklar dediğimiz neler? Biraz bunlardan da bahsetmek söylemek gerekirse. Tabii isim rica edeceğim hocam. Yani size. yüksek e, tansiyon, hipertansiyon dediğimiz, e, bunun haricinde kanser e, vakaları olsun ya da e, bizim diyabet dediğimiz halk arasında şeker e, hastalığı ya da KOAH, astım gibi böyle solunum yollarına bağlı olan hastalıklar bizim bulaşıcı olmayan hastalıklar dediğimiz şeyler. Bunlar da işte örnek veriyorum diyabet olan bir insanla olmayan bir insanın herhangi bir şekilde teması neticesinde e, hasta olmayan bireye hastalık geçmez. Evet. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütünün de işte hazırladığı kılavuzlarda böyle bir bulaşıcı olmayan hastalıklar e, dizisi var ve son yıllarda 2019-2020 yıllarına doğru açıklanan kılavuzlarla birlikte şu an dünyada en çok ölüm riski ve e, sıklığını ee, çek, bas yüzeyde çeken hastalıklar buralar olmaya başladı. Tabii son e, bir senedir e, Covid vakasını saymazsak, bunlar önceki dönemlere kadar e, hala tabi bu süreçte devam ediyor. Yüksek tansiyon nedeniyle, kanser vakaları nedeniyle ya da diyabet dediğimiz, Koah, astım ve benzeri olan hastalıklardan dolayı e, dünyada ölüm oranları oldukça fazla. Ülkemizde de bu çok yüksek düzeylerde. Ee, en yüksek ölüm sebepleri arasında e, ilk 3 sırada bu hastalıklar yer alıyor. Ve bu sebeple e, bu hastalıklara dikkat ve önem çekmek son derece önemli hocam. Ee, biraz da e, bu bulaşıcı olmayan hastalıkların özelliklerine bakmamız gerekirse hocam. Ben size özelliklerini soracaktım. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bulaşıcı olmadığı halde bu kadar fazla insanda görülen hastalığın ortaya çıkış nedeni nedir? Hastalıkların tabii kendilerine özel ortaya çıkış nedenleri olur, belirtiler olur, özellikleri olur. Hı hı. Bunlar hakkında bilgi almak istedim. Yani hocam herhangi bir şekilde az önce bahsettiğimiz gibi bir insandan bir insana bulaşma olanı, olanağı yoktur. E, fakat aileden gelen belli başlı genetik yatkınlıklar bunu tetikleyebilir. İkinci yöntem ise çevresel e, etmenlerden kaynaklanabilir. Yani işte radyasyona maruz kalmak ya da herhangi bir şekilde işte çevre kirliliği ortamdaki o bozuk tahribatlar nedeniyle insanların bunu işte solumasından dolayı ya da bu çevresel kirlilikten etkilenmekten dolayı ne yazık ki bu tür hastalıkları olan durumlar artabiliyor. Bu çevresel etmenler ve genetik etkenlerin yanı sıra bireyin kendisine olan bakımı da oldukça Tabii. önemli. Burada da hatta bazı e, öğütlerde ve tavsiyelerde bulunmazsak olmazsa e, olmaz. E, bunların başında da mutlaka öğünler atlamadan yemek yemek geçiyor. E, çünkü herhangi bir şekilde e, bizler vücudumuzun bağışıklık sistemini korumadığımızda ya da e, bu öğünler arasında zaman zaman bir disiplinsizlik olduğunda yani vücudun adaptasyon sağlamış olduğu düzenli olarak kendisine tüketmeye başladı ve bütün bizim kan dolaşım sistemimizden tutun da işte kas iskelet sistemimize dolaşım sistemimize boşaltım sistemimize sindirim sistemimize varana kadar tüm uzuvlarımıza bazı maddelerin moleküllerin minerallerin dahil olması gerekiyor ve bunları bazı dönemlerde mesela kış aylarına geldiğinde hepimiz biliriz ki işte evet. bir C vitamin takviyesi alalım deyip işte dolaplarımızda ya da Uygun koşullarda portakal, mandalina tüketmeksiz yani bunları bu, bulundururuz ve tüketiriz. Çünkü C vitamini sayesinde bizim e, soğuk algınlığına karşı olan direncimiz artar. Bunu e, hayat boyu bakıldığında da bizim zaman zaman proteine, karbonhidratlara, yağlara e, gibi farklı aslında besin e, besin içeriklerine sahip olan düzeylerde de alımlara sahip olmamız lazım. Ve bu sebeple bunların arasında e, öğün atlama gibi şeyler olduğunda ne yazık ki bu bizim bağışıklık sistemimizi oynatabiliyor. Mesela e, şunları çok sık görürsünüz işte kilo vermeye çalışan bireylerde böyle bir başlarlar ilk birkaç günde çok fazla hızlı bir kilo verirler. Hatta e, işte ödemden gitti sudan gitti vücutta işte tutulan suyu atıyorsunuz ilk başta falan gibi kavramlar da getirilir burada. İlk bir hafta içerisinde 2 kilo 3 kilo kişinin kendi vücut ağırlığına göre çok hızlı bir şekilde seri kilo verilir. Ve ardından işte kişi bunu bozduktan sonra tekrar hızlı bir şekilde o kiloyu geri alır. E bu işte uyumsuz beslenme yani bir hafta öyle 3-5 gün öyle bir sene öyle 2 ay başka türlü öteki ay başka. Yani örneğin Ramazan ayına da yaklaşıyoruz. Ramazan ayı ile birlikte vücudumuza bir ay boyunca o oluşturmuş olduğumuz beslenme düzeni aslında komple bizim öğünlerdeki beslenmemizi etkileyen değiştiren bir sisteme bize tabi tutuyor. Nihayetinde biz normal zamanlarda özellikle pandemi öncesini baz almak gerekirse insanlar yemeklerinin büyük bir kısmını fast foodla Geçiriyorlardı. Yani işte hamburgerler olsun işte patates kızartmaları yani çeşitli hızlı hazır yiyecekler ve bunlar da hemen kolay hızlı hazırlanabilir şeyler olduğu için e, bazı besin değerleri bu hazırlanma süresince e, karşılaştığı işte kızartma operasyonu gibi e, besin değerlerini öldüren bazı şeylere maruz kaldığı için ne yazık ki bizlerinde e, sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Evet. Ee, Ramazan ayındaki mesela bu oruçlarla biz aslında onu bir nevi detoks gibi vücudumuzdaki bu anlamdaki işte e, bağışıklığımızı boza, bozan e, bizim sağlığımızı olumsuz yöne doğru çevirebilecek olan e, dokuları, maddeleri bir nevi vücudumuzdan atıyoruz. Bir arınma gibi düşünülebilir. E, ardından sonra ne oluyor? 10 ay, 11 ay boyunca insanlar tekrardan buna kendini e, döndürüyorlar. Halbuki şunları çok duyarsınız. İşte ben Ramazan ayında e işte kilo aldım diyenler vardır, kilo evet. verdim diyenler vardır. Bu işte bizim beslenme alışkanlığımızı ve e öğünler arasında ki o vücudumuzun adaptasyonu ile ilgili. Bunu biz ne kadar düzenli bir şekilde tutarsak, yani bunda bazı işte hadislerle ya da ayetlerle e, veya Peygamber Efendimiz'in işte sünnetlerinden de bakıldığında zaman zaman zaten bizim işte haftalık pazartesi, perşembe oruçları olur ya da ee, yıl içerisindeki bazı özel günlerdeki işte e, oruç tutmalarla birlikte bu evet. vücutta yıl boyunca zaten zaten e, dağıtılabilir bir e, kıvamda olduğunda. Herhangi bir şekilde bağışıklık sistemimizin düşmesi neredeyse çok zor. Tabi herhangi bir sağlık probleminiz yoksa yeah. bunun öncesine mutlaka bir bakması, bakılması gerekiyor. Zaten belirgin sağlık program problemleri olanlar doktor tarafından sen oruç tutamazsın denilebiliyor. Tabi. O raddeye gelmişse zaten tutmaması uygun görülüyor. Evet. Bu e, işin bir kısmı. Diğer tarafında ise e, biz mutlaka düzenli egzersizleri tavsiye ediyoruz. Yani... Ee, şayet kişinin kendi hayatında hareketli bir yaşam yoksa bu geçmiş bölümlerde de anlattığımız gibi vücutta birçok şeye maruz bırakabiliyor. Özellikle bu tür hastalıklara yatkınlığı da arttırıyor. Çünkü e, yaratılış itibariyle vücudumuz bedenimiz hareket etmeye programlanmış bir e, yapı ve biz bunu ne kadar az harekete, ne kadar çeşitsiz hareketler. Yani ben hareket ediyorum deyip sadece yürümekten bahsetmiyoruz. Sıçrama aktivitelerini vücudumuza yapmıyorsak ya da işte e, herkes hep ileri doğru yürür. Hiç geri geri yürüyor musunuz? Ya yani mesela geri doğru yürümek vücudun dengesini tamamen organize eden bir aktivitedir. Çünkü e, zaten günlük yaşam aktivitelerimizin tamamını ön tarafta yapıyoruz ama Duyusal algılarımızın arkaya doğru gidişler, geriye doğru gidişler. Mesela bunu en çok e, şoförlerde görürsünüz. Çünkü geriye doğru gitmeyi arabada yaparlar. Yani çoğunlukla bunu uygularlar. Bu bizim e, farklı yönlere de bakış açımızı arttırdığı için vücudumuzdaki duyuların, uyaranların e, daha fazla uyarılmasını sağlar. Ve bu bize bu bize zindelik katar. Mesela bu geri doğru yürüme hareketleri olsun ya da e, sıçrama dediğimiz e, öte yandan e, yüksek tempoda adrenalini de tetikleyebilecek koşu aktiviteleri olabilir. Kuvvet egzersizleri olabilir bazı esneme egzersizleri olabilir. Bunların tamamı vücudumuzun kan dolaşım sistemini de etkileyeceği için örnek veriyorum şeker hastalığında ya da tansiyonu kolesterolü olan bireyler bu biraz sonra daha detaylı olarak bahsedeceğim. E, fiziksel aktivite ile birlikte e, hipertansiyon düzeylerinin düşürüldüğüne dair çok ciddi araştırmalar ve kanıtlar var. Yani bunlar e, yüzlerce kişi çalışmaya alınıyor. İşte bir kısmına herhangi bir şekilde egzersiz yapılmıyor. Geri kalan kısmına e, tedavilerine egzersiz et, e, e, ekleniyor. Ve iki gruba tekrar bakıldığında e, normal tansiyon düzeyleri herhangi bir müdahale olmayan grupta sabit kalırken ya da daha da ilerlemişken ölüm sayıları bununla birlikte değişkenlik gösterirken diğer tarafta ise görüyoruz ki hipertansiyon düzeyleri daha aşağılara doğru inmiş o taraftaki ölüm oranları ve sayıları daha da aşağı inmiş etkilenimlerin daha aşağı indiğini görebiliyoruz bu sebeple biz düzenli egzersizin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bu vesileyle tekrardan altını çizmiş olalım. Bir başka tavsiyemiz de hocam genel olarak bu bulaşıcı hastalıklara hmm. sahip olmamak adına Ay. düzenli bir şekilde sık sık su tüketmek. Çünkü bizim bizim vücudumuzun %70 ila %80 bandında e, hareket eder düzeyde bir su, sudan oluşur vücudumuz bedenimiz. Ve biz bunu ne kadar aksatırsak, azaltırsak Zaten e, insanlar şunu zaman zaman e, görürsünüz. İşte ya bugün bir başım ağrıyor derler. E, bir e, Hani suda şifa vardır diye niyetle mesela su içirirler. Ve gerçekten e, baş ağrılarının azaldığını geçtiğini görürsünüz. Bu aslında vücudun gerçekten de suya olan e, ihtiyacını eksikliğini size bir şekilde gösterdiğini ve e, alarm verdiğini belirten bir emaredir. Bu sebeple günde minimum 2 litre eğer tabi farklı sa e, sağlık problemleriniz yoksa 2 e, litreden aşağı e, su tüketimimizin olmaması lazım. Çayı su olarak e, kastetmiyoruz su başlıca olarak tüketilmesi gereken bir şey. Çay kahve işte ne bileyim e, meyve suları bunlar farklı. Onun içeriğindeki olan besin düzeyleriyle bizim tüketmiş olduğumuz suyun besin düzeyleri ve e, katkısı... Bu anlamda çok daha farklı. Biz bu sebeple su tüketimine de e, mutlaka dikkat edilmesini istiyoruz. Ve son olarak da söyleyeceğim şey temiz hava. Yani e, şu an pandemi vesilesiyle de evlere kapanmış durumdayız. Hem güneş ışınlarını doğru bir şekilde almak hem de atmosferdeki bulunan e, çeşitli gazları yani bu e, kirli gaz olarak söylemiyorum. E, tabiat gereği doğa göre işte oksijence e, azotça da bizim beslenmemiz gerekir. Buna vücudumuzun Hı. ihtiyacı var. Bunu temiz hava yoluyla derilerimizin de alması çok önemli. Çünkü cilt problemlerinin de mesela önlenmesi için bu ve benzeri hem güneş ışınlarına hem de atmosferin temizliğine de ihtiyacımız var. Bunlar şayet düzenli bir şekilde hayatımızda varsa bizler görüyoruz ki gerçekten bulaşıcı olmayan hastalıkların riski daha da minimuma indirilmiş oluyor hocam. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Genel itibariyle güzel bir geçiş yaptık. Bulaşıcı olmayan hastalıkların bir kısmının üzerinden. Şimdi sizden hastalıkların özelliğine inmenizi rica edeceğim. Yani şu hastalık belirtileri şudur, özellikleri şudur ve şu şekilde tedavisine bizim katkımız şu yöndedir diye. Size isim belirtmenizi rica edeceğim sizden. Tabi şöyle e, hipertansiyonla birlikte başlayalım. E, hipertansiyon, yüksek tansiyon dediğimiz bir evet. şey. Bu e, Biraz dersimize de hazırlandık hocam. Burada bazı bilgilerden de rakamlar verirken zaman zaman notlarıma bakacağım. Teşekkür ediyorum. Ee, yüksek tansiyon dediğimiz şey önce ne olduğunu söyleyelim. Ee, bu bizim kan basıncımızın yani vücudumuzda dolaşan e, bir kanımız var. Ve bu belli bir volümle çalışıyor. Yani bunu işte dere yataklarındaki e, su debisi olarak düşünebilirsiniz. Yani işte ırmaklar çağlayarak mesela akar. Ee, onun bir temposu vardır. Derelerin bir akış temposu vardır. Bunun gibi bizim e, kalbimizin de e, damarların çeperlerine uyguladığı bir belli basınç vardır. Ve bu bu basıncı işte tansiyon aletleriyle ölçülür. İşte bilirsin zaten o tansiyon aletleri iyice bir sıkılır. İşte sıkıldığında orada e, damarın içerisinden geçtikçe kan kanın geçtikçe ne kadar bir basınçla vurduğunu ölçen e, bir cihazla ölç e, bunu ölçümlüyoruz. Ve bunun belli düzeyin üstünde çıktığında bu bu arada bireyden bireye göre değişir ama tabii ki e, belli bir standartları var. E, fakat bazı bireyler işte örnek veriyorum 16-17 düzeyleri yüksek tansiyon olarak kabul ettiğimiz sınır, sınırlara dahil olur. E, bazı bireylerin normali de bu olabiliyor yani 14-15-16 ...kendi normali olabiliyor. İşte bir büyük tansiyon, bir küçük tansiyon denilen şey var tabii. Onların da farkı var aralarında ama... ...genellikle büyük tansiyon kısmına biz bakıyoruz ve... ...bu düzeylerde de örnek veriyorum işte... ...bir kişinin kendi normali 14-15 ise... ...16'ya çıkması, 17'ye çıkması onun için çok bir... ...hayati tehlike oluşturmazken... ...10 olan, 11 olan normal sınırlardaki bir bireyin... ...17'lere çıkması, 18'lere çıkması... Ee, yani komaya dahi sokabilir düzeye getirebiliyor Peki, Hastanelik edebiliyor Bu 17'ye çıkan tansiyon damarlardaki kan basıncının haddinden fazla olduğunu mu işaret ediyor? Kanın e, hacminin değildi hocam Kanın akış hızının arttığını Ve bu akışla birlikte damarlara daha çok baskı uyguladığı anlamına geliyor Yani örnek veriyorum bir insanda bulunan kan hacmi ortalama işte 6 litre civarlarındadır. bu bu kadar kan miktarının işte fazlası var. 8 litre olmuş, 10 litre olmuş anlamında değil. Yine aynı düzeylerde burada hani artması azalmasından ziyade geçerken damarlardan daha yüksek volümle çalıştı. Yani zaten bu bir kalp çarpıntısı da yapar. işte evet. İşte kalp krizleriyle birlikte eşlik eder. Tansiyon Atak varsa tek başına gerçekleşmez çünkü kalbimizden pompalandığı için ya nabzımız artmıştır, işte tansiyonum düştü denir ya da mesela bir bir haber almıştır ve bu üzüntüden dolayı vücudumuzdaki işte o kalbimiz etkilenir ve bundan dolayı mesela bir anda bir atımı yavaşlar dur, durma noktasına gelir ya da ritmi bozulabilir bir anda bundan dolayı o pompalamayla birlikte giden kan dolaşırken damarlardaki bıraktığı bu basınçla birlikte de biz bunun işte yüksek tansiyon olup olmamasını anlamış oluyoruz hocam. Ee, bunun farkındalığı için de her yıl 17 Mayıs'ta biz aslında e, Hipertansiyon Günü olarak da bunu e, ilan edilir. 17 Mayıs. Evet, 17 Mayıs'ta e, Hipertansiyon Günü ilan edilir ve hipertansiyonların belli başlı işte farkındalıklarına sahip olması için onlar için öneriler yapılması gerekenler işte ekranlarda, billboardlarda, çeşitli sosyal medya araçlarında bunlarla ilgili paylaşımlar yapılır ve hipertansiyon riskini azaltmanız için tavsiyeler önerilerde bulunulur. Bu sebeple hipertansiyonun da ne kadar aslında biraz sonra vereceğim rakamlarla dünyadaki ne kadar fazla kişide olduğunu da söyleyeceğim. Ee, şimdi biz burada hem büyük hem de e, küçük tansiyonu olduğunu söylemiştik. Evet. Ee, birinde dikkat ettiğimiz şeyler e, genellikle işte bu e, kan basıncı ile birlikte böbrekle, yani çünkü kanın geçtiği yerlerle birlikte biz biliyoruz ki işte filtre ediliyor ve e, idrarımızın atılmasına varana kadar yani böbrek fonksiyonlarını da etkiliyor. Evet. Ee, vücudumuzun normal damarlarının hacminin çeperini de etkiliyor. Ee, bu sebeple bir böyle bir etkisi var. Bir de dünya üzerine bakıldığında hocam bu hipertansiyonla ilgili 2015 yılında her 4 erkekten birinde ve her 5 kadından birinde e, yüksek tansiyon olduğu görülmüş. Erkeklerde oran daha sık. Tabi kadınlarda her 5 kadından birinde erkeklerde her 4 erkekten birinde. Evet. Yani %25 düzeyde erkeklerde %20 düzeyde kadınlarda olduğunu görüyoruz ve bu bizim e, aslında e, ne kadar fazla kişide olduğunu görebiliyoruz yani evet. her dört kişiden birisi demek az bir sayı değil ya da her 5 kişiden bir bir sayı. birisi evet. az e, bir sayı değil e, bu sebeple şöyle bir e, oran da var hocam elimizde hipertansiyon olan 5 kişiden birin, birinden ise e, daha azı kontrol altında denilmiş yani bu dedik ya her dört kişiden birisi işte hipertansiyon hastası ya da her 5 kişiden biri hipertansiyon hastası. Bu hipertansiyonlu bireylerden de yine bir yüzde %25'lik %30'luk kısmı bunun bilincinde ve farkında değil. Yani kontrol altında değil. Herhangi bir işte ilaçla olsun ya da çevresel düzenlemelerle olsun tedavi ve kontrol altında değil. Yani örnek veriyorum dünyada işte milyarlarca insan var. 4 milyar insan var. 4'te 1 oranından düşünecek olsak 1 milyar insan e, hipertansiyon hastası diye kabul edelim bu orana göre. Bu e, yaklaşık 1 milyar insanın %20'si yani takriben 200 milyon insan... Ee, Hipertansiyon olduğunun bilincinde değil veyahut da herhangi bir şekilde bununla ilgili tedavi olmuyor, bununla ilgili herhangi bir medikal yaklaşımlarda bulunmuyor, bunu bilemiyorlar çünkü. Peki hocam bu yüksek tansiyon hastalığına sahip olan bireylerin yüzde 20'sinin farkında olmadığından bahsettiniz. Peki evet. bu farkındalık nasıl oluşuyor, farkında olunmadığı zaman herhangi bir sıkıntı doğuruyor mu Tabii. veya ortaya çıktığında artık çok mu geç oluyor? Hocam e, önce ilk kısmı için biz buna e, hipertansiyon belirtileri diyoruz yani neler olduğunda biz yüksek tansiyonla karşılaştığımızı anlayabiliriz dediğimizde e, birkaç tane anahtar kavramımız var bunları eğer vücudumuzda hissediyorsak e, yüksek tansiyona maruz kalmışız demektir eğer şiddetli bir hipertansiyon geçiriyorsak vücudumuzda ciddi bir halsizlik hissederiz e, bunun yanı sıra bununla birlikte gelen tabi ee, bulantı, kusma, göğüste bir e, çarpıntı hissi e, anksiyete dediğimiz böyle bir gergin olma kendimizi e, kötü hissetme zaten halsizlikle birlikte e, o gelen moral bozukluğunu e, herkes az çok hissedecektir kendisini evet. hatırlayacaktır ve bununla birlikte işte böyle bir bulantı kusma ve benzeri şeyler hissediyorlarsa hatta zaman zaman kas titremelerine de maruz kalıyorlarsa bu yüksek tansiyonun e, en belirgin özelliklerinden birisi. Ve e, bunu da tespit etmeyen yolu e, bir sağlık profesyonelinde tansiyon düzeylerini ölçtürdüklerinde e, burada zaten yüksek tansiyonla maruz olup olmadıklarını e, çok rahatlıkla öğrenebilirler. Peki e, ikinci kısımda sorduğunuzda ise dediniz <laughs> ki e, peki işte bunun çok şiddetli olduğunda bir e, probleme doğurabiliyor mu neler olabilir diye. Özellikle şunu belirtmek istedim. Hani bir ta yüksek tansiyon hastası olduğunu bilen bir birey vardır. O Hı -hı. direkt tedbir almaya alışkın olabilir. Evet. Ne yapacağını biliyor olabilir. Fakat bunun farkında olmayan bir birey için neler söyleyebiliriz? Hocam şöyle şimdi e, yüksek tansiyon beraberinde ne yazık ki e, kalp krizini genellikle getirir. Çünkü e, bu... Kan dolaşımındaki işte damarlara yapılan çeperlere olan basınçla birlikte artık kalp pompalamasına bağlı olarak da çalıştığı için orada bir kalp atımının ritminde ve volümünde atımında belli başlı uyumsuzluklar olacak. Ve bu kalp atımının bozukluğundan dolayı kalp krizi dediğimiz ne yazık ki şeyleri beraberinde getiriyor. Ve bu ne kadar uzun süre bununla ilgili bir maruziyet olursa vücuda o kadar ciddi etkiler bırakıyor. Yani işte kalp krizi belli sürelerde geçirilebiliyor. İşte örnek veriyorum bazı haberlerde izleyen seyirciler de vardır. İşte 8-10 saniyeden uzun süreli kalp krizleri muhtemelen vefata götürüyor işi. Ama mesela kimisinde böyle bir 3-4 saniye vurup geçen türleri vardır. Hmm bazısı var mesela ara ara vurur bir gider birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra tekrar bir vurur gider bunu insanlar kalp krizi geçirip geçirmediklerini de şöyle anlayabilirler genellikle kol içerisinde vuran bir ağrı ile birlikte gelir göğüs de işte bu tam göğüs kafesinin ortasında iman tahtası olarak işte bilinen bizim sternum ismi vermiş olduğumuz kemik hattı üzerinde bir Yoğun ağrı hissederler ya sıkışma ağrı bu ağrının sızı. nedeni nedir hocam? Hocam bu işte kalp kriziyle birlikte kalbin atımının kendisini kitlemesinden dolayı kalp aslında kasılıyor o acıyı da etrafındaki dokularla Hı. birlikte verdiği için göğüste bir sıkışma göğüs kafesine işte yaptığı etkiler ve çevresindeki dokuların hem dolaşımını <laughs> hem de onlara verdiği sinir iletimine uyaran verdiği için. Çünkü biliyorsunuz vücudumuzda işte sinir sistemleri var. Elektrik evet. bir nevi görevi gören. İlk bölümlerde hayli bahsetmiştik. Evet. Çok ayrıntılı bir şekilde. Evet. Bu bu düzeydeki kalbin etrafındaki olan diğer dokuların da etkilediği için yoğun bir şekilde ağrı ve sızı yapıyor. Bu da kalp krizi geçirildiğini hatta bir diğer belirtisi de özellikle işte kişi öyle bir terler ki sanki duşa girmiş gibi hisseder kendisini. Yani yoğun bir şekilde vücudunda yaygın görünen bir terleme olur ve bu da yine vücudun bir reaksiyonudur. Çünkü kalp atım hız, hızınızda büyük bir değişim var, kasılmalar var, titremeler var. Ee, kan akımındaki damarlara yapılan basınç hali hat safhada ve vücut bununla ilgili belli başlı e, uyarılar veriyor. E, bu sebeple hem de e, kalbin bu şekilde tutmasından dolayı bu kalp krizi anında ya da işte tansiyonun yükseldiği anlarda ne yazık ki e, dokulara yeterli düzeyde de oksijen gönderilmediği için yani kan gönderilmediği için bu sefer bazı hedef organlarda da problemler doğurabilir. Örnek veriyorum böbreklerde, akciğerlerde ya da işte bağırsaklarımızda da problemler bırakabilir. Bu sebeple tek boyutlu baktığımız bir şey değil. Tepeden tırnağı komple incelediğimiz bir hasarlar serisine getirebilir. Hatta bu düzensizlik, düzensiz kalp atışı işin nihayetinde ne yazık ki ani bir ölümle de sonuçlanabilir. Peki hocam. Ne gibi tedavisi vardır bu konuda? Siz neler söyleyebilirsiniz? Bu rahatsızlığın tedavisine sizin katkılarınız nelerdir? Hocam tedavisiyle birlikte aslında önce nasıl önleriz'i de bahsetmek Tabii, istiyorum. Ee, burada çok önemli olan birkaç madde var. E, tuz tüketimi burada çok önemli. E, günde 5 gramdan bu dünya standartları olarak belirtilmiş bir kılavuzda geçiyor. Yani günlük 5 gramdan daha az düzeyde e, tuz tüketimi e, insan sağlığı için daha önemli. E, benim daha önce okuduğum bir yayında bizim e, toplumumuzda bizim ülkemizde bu tuz oranının günlük ortalama e, 12 gram düzeyinde olduğunu ben e, okumuştum. Yani neredeyse 2,5 katı kadar Fazla düzeyde biz e, tuz kullanıyoruz ve bu e, hem tansiyon riskini arttırıyor. çünkü biliyorsunuz kalp damar sistemiyle çok e, ilintili çünkü suyu tutuyor ve bu tutumundan dolayı da e, o sıvının kan sıvısının bir nevi e, atımını ve hacmini kıvamını değiştiriyor e, ve damarlarda belli başlı yerlerde ne yazık ki e, işte birikintilerle birlikte damarların daralmasını kapanmasına ne yazık ki sebebiyet verebiliyor. Bu sebeple tuz alımını mutlaka bir dikkat edeceğiz. Mümkünse tuzu keseceğiz ama kesemiyorsak da makul düzeylerde olmasını sağlayacağız. Tabii ki tutup da bunu gramla ölçmeye gerek yok ama yani salatalara biraz daha az tuz dökmeye özenelim. Örneğin işte ilk etapta tuzsuz bir şekilde salatayı tüketmeye başlayalım. Bir yerden sonra hani çok yetersiz hissediyorsak, tadı çok bozuk geliyorsa Birazcık ilave edilebilir ya da işte yemeklere kullanılan tuz miktarını biraz daha aşağı indirmek bu anlamda önlenebilecek, basit uygulanabilecek şeyler. Diğer tarafta mutlaka bol meyve ve sebze tüketmek. Yani e, biz çoğunlukla e, etsiz yemeğe de neredeyse yemek demiyoruz e, ama sebzeler de e, oldukça bazı besin değerleri oranı açısından çok önemli ve kıymetli ve ülkemizde de bunlar çok e, bol miktarda. Ee, ve biz bolluktan yararlanmıyoruz genelde yani çünkü e, yöremize göre genelde bununla ilgili bir beslenme düzeyimiz oluyor. Ya daha çok işte insanlar sebzeye ağırlık veriyor ya işte bir dönem ete ağırlık veriyor. Fakat bunu dengeli ve düzenli bir şekilde meyvelerle sebzelerle ve e, tabii ki e, hayvansal gıdalarla birlikte bir bütün şeklinde e, tüketmek bizim bu anlamda hipertansiyon için daha e, korunaklı bir yöntem olmuş olacak. Tabii ki düzenli bir fiziksel aktiviteyi söyledik. Evet. Ee, bu mutlaka hem bizim kasiske -ge sistemimizin e, genel sıhhati için, özellikle de tansiyonda da bunun çok önemli etkisi var. Çünkü siz siz e, vücudunuzun o kalp atımının ritmini düzene sokuyorsunuz. Yani e, vücut şuna bir adaptasyon sağlıyor. Evet, benim kalbim zaman zaman atımı yükseliyor. Çünkü bunu siz e, kendiniz istemli bir şekilde yapıyorsunuz. Egzersiz yaparak fiziksel aktivitede bulunarak kendiniz o kalp atım hacminizi, e, atım sayısını yükseltebiliyorsunuz. Egzersiz yapmadığınız zamanlarda istirahat halindeyken normal makul düzeylere geliyor. Ama hmm. bir insanın sürekli işte oturduğunu ya da sadece zaman zaman ayağa kalkıp yürüdüğünü düşünün. Sizce istirahatle işte bu araya kalkıp yürüme arasında hmm. ne kadar farklı bir e, kalp atım hızma art, artabilir. Çok düşük düzeylerde evet. yani normalde istirahat kalp atımı insanlarda 60 ila 75 düzeylerindedir. Ama mesela işte e, yürümeye başladığınızda bu maksimum gelebileceği seviyeler 85-90'dır. Ama siz böyle biraz e, fiziksel aktivite yaptığınızda e, düzenli bir egzersiz yaptığında bunun işte 95-100 110'lara geldiğini, 120'lere gelebildiğini, yaşlara göre tabi biz bununla ilgili hmm. e, Belli sınırlarda tutuyoruz ve bu risk e, olmayacak düzeylerde yapılan fiziksel aktiviteler, egzersizler kalbimizin bununla ilgili olan e, adaptasyonu sağladığı için herhangi bir bu ve benzeri atak geldiğinde vücut bunu normalleştirip absorbe edebiliyor. Yani bu vücut zaten yük, kalp atımının yükselmesine aşina olmuş oluyor ve bu sebeple de ne, ne yazık ne ne güzel diyebiliriz ki herhangi bir şekilde bir hastalık geldiğinde biz bundan etkilenmemiş olabiliyoruz. Tabii ki söylemezsek olmazsa olmaz tütün, alkol işte evet. bunlardan mutlaka uzak durulması gerekiyor ve son olarak da doymuş yağ asitlerini barındıran işte margarin ve benzeri Yağların kullanımı burada doğal olarak köylerde yapılan işte e, tereyağlarından bahsetmiyorum. Bunun haricinde fabrikasyon olarak e, çeşitli kimyasal e, maddeler içeren ya da e, gıdası bozulmuş, e, etkilenmiş ya da e, bir maruziyete sahip olan besin düzeyleriyle ilgili besinler tüketildiğinde ne yazık ki bunlar da yüksek tansiyonu e, oldukça arttıran ve bizim bunlara dikkat ettiğimizde önleyebileceğimiz şeyler. Peki biz nasıl azaltırız bu yüksek tansiyonu? Nasıl yönetebiliriz? Birincisi zihinsel olarak zihinsel stres, stresimizi azaltmamız gerekiyor hocam. Yani e, kalp atımını biliyoruz ki biz olumsuz bir haber duyduğumuzda kötü bir haberle evet. karşılaştığımızda e, bir bakıyoruz işte hemen e, vücudumuzda işte kan beynime sıçradı deriz mesela değil mi? Evet. Ya da işte hemen bir kalbimiz atar bir kötü hissederiz kendimizi. Yani bu zihinsel olarak stresle ilgili bir şey. Bu zihinsel stresimizi azaltmak için her insan farklı teknikler uygulayabiliyor. Kimisi nefes egzersizleri yaparak bunu e, tolere edebiliyor. Kimisi işte inancı varsa, imanı varsa ona göre ibadetler ederek bunu yerine getirebiliyor. Kimisi işte meditasyon ve benzeri işte yoga, pilatesle bununla ilgili kendilerine bir e, yöntem geliştirebiliyorlar. Ya da işte genel olarak Örnek veriyorum kişiler çalıştıkları ortamda yoğun stres varsa çalışma ortamlarını değiştirebilirler. Ya da çalışma ortamlarının yanı sıra farklı bir stres kaynağı varsa o kişilerle olan irtibatlarını keserek bunu sağlayabilirler. Bu zihinsel stres ne yazık ki az önce de bahsettiğimiz gibi kalp atımını ve damarlardaki geçen kan volümünü etkilediği için mutlaka zihinsel stresi e, yönetmek e, gerekiyor. Yapabileceğimiz bir diğer yönetebileceğim şey ise düzenli bir şekilde tansiyonumuzu ölçtürmek. Ne düzeydeyiz, nasılız. Bunun için bazı hatta akıllı bileklikler var artık. Evet. E, bu zaman zaman sizin kolunuzdayken e, bastığınızda hemen e, bu o anda sizin e, kalp atım hızınız ne düzeyde, ne kadar e, ve bunları çok rahat ölçebiliyor. Hem nabzınızı hem de tansiyon düzeyinizi. Ve e, tabii ki varsa kullandığınız işte ilaçlar buna bağlı olarak hani onları tetikleyen arttıran tansiyonunuzu yükselten şeyler varsa bunu e, doktorunuzla eczacınızla vesaire görüşerek bu benim tansiyonumu arttırıyor mu etkiliyor mu diye ona göre modifiye edilmiş farklı e, ilaçlar kullanarak da bunlar gerçekleştirilebilir hocam. Hocam peki programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Hipertansiyonla ilgili yüksek tansiyonla ilgili birçok şey anlattınız çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alabilirim. Tabii. bu e, Biz bugün tabi bulaşıcı olmayan hastalıkları açtık ve e, birinci hastalığımızı konuştuk. Önümüzdeki haftalarda e, diyabetle devam edeceğiz, evet. şeker hastalığından bahsedeceğiz. Bugün için e, hipertansiyon konusunun derinlemesine bir şekilde analiz ettik. E, neden kaynaklandığını söyledik ve e, bizim neler yapabileceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Burada önemli olan şey şu genellikle bu e, vakalar e, yaşı biraz daha işte 60 yaş ve üstü 55 yaş ve üstü kişilerde biz görmeye başlıyoruz e, yüksek tansiyonu. E, fakat önceki yaşlar için de söyleyebileceğim bazı şeyler var. E, hem bu yaşa gelmeden önce neler yapılabilir ya da bu yaş düzeylerindeysek e, nasıl korunabiliriz ya da önleyebiliriz gibi birkaç tane e, vermek istediğim tavsiye var. Birincisi şu hocam gençliği ya da işte 30'lu yaşları, 40'lı yaşlara kadar olan bu süreci vücudumuza nasıl geçir, geliştirirsek nasıl geçirirsek bu yaşlanma ile birlikte artık dokularımızın işte tahrip olmaya başlaması ve gittikçe bu dokuların bozulup azalmaya başlaması. Yani hatta öylesine bu büyüyor ki geçtiğimiz bölümde işte kas ve kemik hastalıklarından bahsederken yaşla birlikte kemik erimesiyle birlikte vücudumuzun kısalmaya bile geldiğini biliyoruz. Bunları evet. bahsetmiştik. E, bu ve benzeri durumlara gel, gelmeden öncesine mutlaka e, bu yaşlara kadar yaşadığımız ortamın çevresine dikkat etmemiz lazım. Ne gibi çevresine dikkat edeceğiz? Burada dikkat etmemiz gereken şeylerin başında bir az önce söylemiş olduğumuz zihinsel, mental olarak kendimizi iyi hissedeceğimiz yerlerde bulunmak. Yani Gerçekten bir ortamda bu çalışma ortamı olabilir, ev ortamında olabilir ya da herhangi bir şekilde daha çok vakit geçirdiğimiz arkadaş ortamımızda olabilir. Nerelerde bu vaktimizin çoğunluğunu geçiriyorsak bu ortamları keyifli, gerçekten bize iyi gelen ortamlar haline getirmek için adımlar atmak lazım. Yani Hı. örnek veriyorum huzursuzluklar varsa, gerginlikler varsa, küslükler varsa bunları gidermeye dayalı ya da ee, bu, bu e, problemlerle nasıl baş etmemiz gerekiyorsa bunun için destekler alınabilir. Ee, Birçok artık bununla ilgili yaklaşımlar var. Ee, ama pozitif olmak bizim vücut sıhhatimiz açısından da hem de e, sosyal ilişkilerimiz açısından da çok Hakika. önemli ve kıymetli. Bir işin bu kısmı var. İkinci tarafta ise e, hep söylüyoruz gerçekten vücudumuzda hayatımızda çok önemli yeri olmasını önemli belirttiğimiz Fiziksel aktivite, egzersiz kısmı. Çünkü bizim e, bugünkü duruşumuz, yani bizim yaşlarımız hocam, e, şu anki yaşlarımız gerçekten kemik sağlığımızı, iskelet sistemimizi, genel olarak e, vücudumuzun çalışma fizyolojisini en güzel bir şekilde tayin edebileceğimiz ve adaptasyonu sağlayabileceğimiz yaşlar. E, evet. çünkü biz işte ergenlik ve sonraki düzeylere kadar işte vücudun büyümesi, gelişmesi vesaire bu süreçleri var. Artık bunlar biz, bizler için tamamlandı. Ve biz bu yaşlardan itibaren bunu ne kadar güçlü, sağlıklı ve iyi tutabiliriz. Bununla ilgili kendimizce egzersizler, fiziksel aktivite, spor, ve benzer çalışmalarla hem kasisket sistemimizi hem de dolaşım sistemimizi ve işte ilerleyen yaşlarda bunlarla maruz kalmamak için vücudumuza adaptasyonlar oluşturmamız gerekiyor. Bu yaşlar bu sebeple çok önemli. Evet. Ve tabi yediklerimize, içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte tütün, alkol vesaire bunlardan zaten uzak kalmamız gerektiği gibi sağlıklı, dengeli, düzenli bir şekilde gerçekten hayatımızı idame ettirmekte ilerleyen yaşlarda bizim hastalık riskimizi azaltıyor. Peki 40 yaş ve üstündeki düzeylerde teknelere dikkat etmemiz gerekir. Artık yedi, yediğimiz içtiğimiz bu yaşlarda itibaren çok önemli. Kullandığımız ilaçlar varsa bu kullandığımız ilaçların bizde bıraktığı etkileri mutlaka iyi öğrenin, alıştırın, araştırın ve ona göre kendi hayatınızı düzene sokmaya başlamalısınız. Ve e, ilerleyen zamanla birlikte çünkü siz risk grubuna dahil olmaya başlıyorsunuz. E, vücut artık mı bırakmış oluyor adaptasyonunu sağlamış oluyor ve e, bir nevi artık çöküş dönemine yani düşüşe doğru geçme trendine gelecektir ve bu süreçte e, vücudumuzda biz biraz daha sağlıklı ve konforlu tutabilmek için artık istirahatlerimizi ya da işte oturmuş olan düzenimizi çok fazla bozmamak gibi işte e, ve benzeri bununla ilgili hayat standartlarımızda e, yüksek voltajda ee, değişimlere maruz bırakmamamız gerekiyor Hayal standartlarımızı bu yaşta itibariyle eğer oturtabilirsek bundan sonraki yaşlarımızda da bunun standartizasyonu ne kadar sağlayabilirsek o kadar e, konforlu aktif güzel bir yaşlanma süreci bizler için başlayacaktır hocam Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için bir programımızın daha sonuna geldik kıymetli izleyicilerimiz bir sonraki sağlık olsun programında görüşmek dileğiyle Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.